Merhaba Şef Devletler izleyenleri. Ben Tolga Cenk Küçük İlmaz. Ben Arda Pabuççu. Bu videomuzda Arden'le beraber HTC One M9 Plus'ın uzun kullanım testi yani UKT videosuyla karşınızda olacağız. HTC One M9 Plus'ı incelemiştik. İnceleme videomuza yukarıdaki linkten gidebilirsiniz. HTC One M9 Plus esasında M9 modelinde niye olmadığı sorulan soruların giderilmiş varyasyonuydu. Ama yine biraz yüksek fiyatıyla dikkat çekti. Biraz değil, bayağı yüksek bir fiyatı var. Hani inanılmaz satmadı diyebiliriz. Zaten Türkiye'de HTC'si çok da getirmedi. Sadece HTC'sinin severleri, fanatiklerinin hani illa ben de HTC alacağım diyen kullanıcıların, üst segmentte kullanıcıların alması için getirildi. Belli adetlerde var. Her mağazada da yok olumlu. Maalesef. 3000 liralık bir fiyat etiketi var HTC One M9 Plus'ın. One M9 Plus'ın M9'dan farkı nedir diyecek olursanız 5 inç yerine 5.2 inç yani büyüklüğünde Plus aslında çok lafta kalmış. 0.2 inç daha büyümüş bir ekran var ama bu ekran Full HD değil de 2K çözümünde. Asıl Plus diyor. Orada. Evet, ekranda bayağı bir ilerleme var. Bir tane parmak izi okuyucusu var. Bu parmak izi okuyucusu da çok güzel çalışıyor. Ona da geleceğiz evet. Evet, bu farkı var. Arkada duo kamera var. HTC One M8'e döndü aslında biraz evet, burada. M9'da yoktu. Burada duo kamera var. Ha, duo kamera ne kadar tartışılır. Bir de tabii ekran büyüdüğü için bataryada birazcık bir büyüme söz konusu. Ama hani öyle sadece rakamsal bir büyüme. Evet. Ekranın büyümesini karşılamış. Ekstra bir batarya performansınız maalesef yok. Ama işlem 8-10 kadar güç tüketmediği evet, için orada bir avantajı var. Hani bir de batarya tarafında minor bir farklılık var. Onun haricinde home tuşunu saymazsak tasarım anlamında ve diğer özellikler anlamında M9'dan çok bir farkı bulunuyor. Aynen öyleydi. O da M9 da şık bir telefondu bence. M9 Plus da şık sağlam gayet bir telefon. Şık. O zaman uzun kullanım testi videomuza başlayalım ama şunu sorayım. Ne kadar kullandın? Bir aydı falan sende galiba. 2 ay oldu neredeyse. 2 ay oldu evet, neredeyse 2 ay. Uzun süredir kullanıyorum bunu. Yaklaşık 2 ay oldu evet. Ben de bir süre hani senden önce kullanmıştım. Hı hı. Yani güzel bir uzun kullanım testi videosu sizleri bekliyor arkadaşlar. İlk maddemiz tasarım. Tasarımla ilgili ne diyeceksin? Şimdi ben az önce de dediğim gibi M9'un da tasarımını beğeniyordum. M9 Plus'ın da tasarımı gerçekten çok hoş geliyor bana. Hani masaya koyduğunuzda kesinlikle dikkat çeken bir telefon. Tabii her zamanki gibi bir problemimiz var. Çerçeveler. Tasarımın en olumsuz yeri çünkü çok kalınlar. Bir de sanal tuşlar var. Öyle bir sıkıntı var ama şimdi şöyle bir şey yaptım. Buradaki bir parmak izi okuyucusu olan home tuşu olarak da kullanabildiğiniz için hani tuşları alta atıp saklayabiliyorsunuz. Yani bununla home tuşuyla biraz idare edebiliyorsunuz. Geri yok ama. Geri yok. Öyle bir sıkıntı. Hani direkt ana menüye dönüyorsunuz. En azından bir süre idare edebiliyorsunuz. Hani ekranı bir tık daha büyütebiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var bu tuşun. Onun dışında zaten M9'la aynı tasarıma sahip. Çok şık ve çok sağlam bir telefon. Onu şu telefon HTC M7'deki gibi şurada kapasitif geri ve home zaten olsaydı ya da buraya sık uygulamaları koyarsın. Bu da home işi görürdü. Mükemmel bir işlem görürdü. Ya sık uygulamaları verir. Bir geri tuşu olsaydı her şey hallolurdu. Aynen. Yani hem burada bir boşluk, hem burada bir boşluk, hem bir de buradan bir İki boşluk oldu mu? Şöyle bir boşluk oluyor telefon. Çok bu HTC'nin son zamanlarda çıkarttığı tüm modeller için söylediğimiz ki bir üst taraf da öyle. Hani bunu sadece hobi için biz söylemiyoruz, herkes söylüyor. Telefonun ekran tarafındaki siyahlıklarının çoğu ekran gibi sanılıyor ama uzaktan değil işte ama maalesef değil. Ekranı hani açınca anlıyorsunuz. Gerçekten güzel bir alan burada kaplanmış yani. Yani ekran gövde oranı gerçekten kötü. Evet. Esasında kasasını beğeniyorum. Hı hı. Gerçi HTC One M9 M9 Plus incelemelerinde söylediğim gibi biraz ağır ve kalın. Tabii bunu zaten bunu hep eleştiriyoruz çünkü şimdi iPhone tarafında iPhone 6, çok 6 Plus, HTC modellerini saymasak ne bileyim Sony Xperia Z3 Plus, Samsung model Edge'ler de çok ince geldi. Hatta Huawei hani pek çok marka üst seviyede ürünlerini çok ciddi derece inceltti ve bu batarya değerlerini de o ince kasalarda veriyor bizlere. Sorun şu, hani kalın olsun. Buna ama bataryada karşıladığını göreyim. Ama bir 3000 göreyim, 3100 göreyim. Evet. Yani onları yani göremedikten sonra bu kalınlık çok anlamsız. Tamam eline oturuyor kavis, hani arkadaki kavis. Evet, kavis LG G4'ün metal oldu. Yani tasarım olarak LG'den net daha iyi ama hani diğer tasarım olarak çok daha iyi de diğerlerine işte göre biraz şey. Ya açıkçası külçe altın gibi blok bir tasarım. Aynen öyle, yani ben başarılı buluyorum. Ama dediğim gibi handikapları da var ve bu telefonun yanındaki kat hissi çok
hoş değil. Böyle kenarlarına pislikler doluyor. Aynen. Böyle bir renk garip hoş geliyor. Aslında renk farklılığı hoş olmuş. Yana altın vermişler modelde. Ya orada biraz şey olmuş sanki. Bu kasa çerçevesi M8'de vardı. Buna bir farklılık olsun diye dışına bir kalın bant şerit gibi atalım. Aynen öyle. Onu da farklı renge boyayalım demişler demiş gibi. Hani böyle çok yani, ama çok işlevsel değil. Ya bu böyle kat kat boğum boğum çok da iyi olmuyor. Telefonun arasına pislikler giriyor. Evet, bu köşeler pisliklerle evet. doluyor, toz oluyor. Ama tabii düşmelere var. Karşı, yanal düşmelere karşı da bir koruyor. Çıkıntıyla destek olduğunu da söyleyelim. Gorilla Glass 3 var. Hı hı. O biraz. Yani keşke 4 olabilir. Yani 3000 liralık bir telefonda keşke 4'ü hani görseydik. 4 biraz daha az parmak izi tutuyor ve biraz daha sağlam. Az. Çiziliyor gibi artıları var. Onun haricinde kasa anlamında sağlam bir telefon, şık bir telefon. Artıları şık, sağlam, eksileri kalın, hantal, çerçeveler, biraz kalın. Yani çerçeveler kalın gibi. Onun üzerinden kaç veriyorsun sana? Şimdi HTC'nin tasarımını sevdiğim için normalde hani çerçevelerden kalın çerçeveler pek hoşuma gitmiyor ama hani 7 verilebilir diye düşünüyorum. O da hani tasarımın yani telefonun kendi güzelliği için ekranın tabii kalın. Ekranda çerçeve çok ama 7 diye düşünüyorum ben. Ben bu telefona geçen sene bu videoyu çekseydik 10 üzerinden 8.5'lara kadar çıkabilirdim. Ama şimdi rakipleri. Ama şimdi rakipler bayağı bir ilerletti durumu. Burada da 10 üzerinden 7'lere düşebilirim diye düşünüyorum. Aynen. Durum bu şekilde. Bu şekilde evet, tasarım bu şekilde. Ekrana geçelim. Ne diyorsun ekranda? Şimdi 2K bir ekrana geçti dedi. Ekran gerçekten güzel. Hem renklerin canlılığı hem çözünürlük gerçekten üst düzey bir ekran deneyimi ama bir sunuyor. LG'nin G4 modelindeki Quantum IPS ya da Samsung'un S6, S6 Edge orada 2K çözünürlüğü Super AMOLED'ler gibi değil. Daha o canlılığı veremiyor. Daha standart. Evet üstüne koymuşlar bunu fark ediyorsunuz. Full HD'nin üstünde bir deneyim sunuyor size ama dediğim gibi LG'nin Samsung'un çıktığı noktaya maalesef çıkamamışlar. Zaten onlar da panel üretici. Ha, öyle bir avantajları var. HTC'nin burada bir dezavantajı var aslında. Yani burada HTC Apple ve Sony gibi cihaz üreticileriyle benzer bir ekran deneyimini bizlere aynen. sunuyor. Yani aynen, aynen. LG ve Samsung bu noktada biraz daha Apple'ın avantajlı. Apple'ın önünde diyebilirim aslında. Ekran deneyimi 2K yani çözünürlük olarak bayağı önünde onun. Ama çerçevelerden bahsedeceğiz yine ekran demişken. Çok kalın çerçeveler var. Bir de sanal tuştan bahsedeceğiz. O biraz olumsuz diyebilirim. Sen çerçevelere bayağı takılmışsın. Takıldım çünkü takılmayacak gibi değil. İki parmak. Üstte de 1.5 parmak var. Yani cebinizde bayağı büyük. Yani 5.5 inç olabilecek bir telefon taşıyorsunuz ama ekran 5.2 inçte kalmış. Ki bir de şuraya o 5.2 incin 0.2 ya da 0.3 incin de alttaki o bar kapatıyor. Yani hani bakacak olduğunuzda durum öyle. Yani rakamlarıyla evet 2K ama kontrast değerleri olsun, ekran parlaklığı olsun tabii öyle çok yüksek en iddialı değerler değil. Güneş altında da kullanımında bir tık yani standartın üstüne çıkamıyor diye. Yani hani aslında. Böyle bir mesela LG G4 çok iyi o konuda. Yani ama güneş altında onun inanılmaz. Ekran gerçekten evet, çok güçlü bir ekran ama yani onunla çekişebilecek bir ekran maalesef evet. yok. Ama yine ben standartların üstünde evet, buluyorum. Üstünde. Yani hani benim en beğendiğim özelliklerinden biri fiyatına göre ekranı. O yüzden ekrana 10 üzerinden 8 verilir. Evet, 2K aralar ekranlar için. Çünkü ön içinde. Plana çıkan tarafı ekran kesinlikle. Evet. Diğer bir maddemiz performansa geçelim. Burada esasında HTC One M9'a göre bir farkı var. MediaTek'in X10 işlemcisiyle geliyor. 8 çekirdek tabanlı bir işlemci. Biraz daha az güç tüketiyor. Tabii 810'a kıyasla özellikle. Grafik işlemci tarafında biraz farklılıklar var. Biraz daha performansı düşük. Ama şimdi şöyle anlatayım. Örneğin GTA San Andreas oynarken en ufak bir takılma ya da hani hissedersin yani bir evet. düşüklüğü falan. Onları hiçbir şekilde hissetmiyoruz. Nerede problem yaşadım? Mortal Kombat X'de yaşadım. Onda çok ciddi takılmalar oldu. Onda çünkü 2K çözünürlüğü kullanıyor. Aynen. Çok kullandığı bir de son çıkan oyunlardan biri zaten gerçekten onda problem yaşıyorsun. Ama onun dışında performans anlamında ne oyun ne günlük bir hani kullanım olsun hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ya burada HTC üreticileri de şunu diyordur ya Snapdragon 810 koyduk laf yaptınız. Aynen. MediaTek X10 koyduk buna da laf yaptınız. Helio X10 koyduk buna da laf yaptınız. Ne koyacağız? Evet yani işlemci üreticisi değilseniz Samsung bunu Exynos kullanarak tabii kendi çözdü. Yaptı. Apple A serisi işlemci kullandı. Huawei Kirin'i kullandı. Ya da LG ne dedi? Ben biraz performanstan ödün verirsem de yine Qualcomm'un avantajlı olduğu avantajları da kullanabiliriz. 808 de kaldı. Burada
MediaTek güzel bir işlemci kullanıyor. Helio X10 güzel bir işlemci. Fakat 2K bu işlemciye biraz fazla. Yani gerçekten 2K'nın nimetlerinden yararlanan bir oyun yüklerseniz, bunda da optimizasyon bu işlemci için çok iyi yapılmamışsa telefon biraz üzülmeye başlıyor. Aslında sadece yani performans değil, 3000 lira da fazla Helio X10 için. Tabii. Onu da düşünmemiz. Yani. Qualcomm sattığı için bir marka satıyor, hem ekstra işte hem avantajlar yani sağlıyor. Orada hem LTE modemi çok iyi. Ha, bunda da LTE var ama hani şu an Snapdragon 810'daki LTE modem Cat 6 olması lazım. Kategori 6 300 Mbps indirme hızı sunuyor. Bunlardaki 150 Mbps. İşte öyle bir sıkıntı var. Evet, yani bu fiyatlarda olmamalı bu işlemciyle. Evet, çunkü hani bu neredeyse MX5'te, Meizu MX5'te gördüğün. Evet. Aynı işlemci. Yani. Bir de aradaki fiyat farkı neredeyse yarı yarıya. Evet. Ya, amiral gemisi işlemcisi değil ama HTC sensör yüzünün çok başarılı bir şekilde çalışıyor aynen. olması. Yazılımla kurtarmışlar bunu. Evet. Arayüzde bunu. Herhangi bir sıkıntı çıkartmadan cihazı kullanmanızı sağlıyor. 3 GB RAM de multitasking işlerini güzel bir şekilde yapması gerekiyor. Az, daha az ısınıyor M9'a kıyasla. İşte orada 810 biraz yani 810 dezavantajı. Ama son güncellemelerden sonra bence M9 gibi ısınıyor. Yani M9 Plus ısınmıyor diye bir şey yok yani. Kesinlikle ısınan M9 kadar ısınıyor. Bence yani bu performans kaybına hiç gerek yok. Ben M9 alırım iki telefon arasında. Yani zaten aradaki fiyat farkı da yani bir fiyat farkı da var arada sonuçta. Onu da düşünmek lazım. Yani o fiyat farkını verip böyle bir performans düşüşü yaşamak gerçekten Full HD ekranla Snapdragon 810'la gerçekten güzel bir çalışıyor. Evet, çok iyi çalışıyor. Xperia Z3 Plus'a bir yollasa Sony, onun için de güzel şeyler söyleyeceğiz ama yani Snapdragon 810 kötü bir işlemci değil, sadece biraz ısınıyor ve güç tüketiyor. Bunu çözerseniz kernel'ıyla yeterli bir performans sunuyor. Ben bu işlemcinin çok çok az güç tükettiğini, çok da az ısındığını düşünmüyorum. Snapdragon 808'de LG G4 nasıl yine ısınıyordu, aynı güç tüketiyordu. 810 da öyle. Hani böyle 810'un güç tüketiminden kaçayım deyip de Helio X10'a geçmek de biraz ilginç olmuş. Şimdi metal olduğu için zaten o ısıyı da hissediyorsunuz. Yani tamamen yayıyor ve eliniz neredeyse... Yani plastik olsa tabii, belki tabii, o kadar aynen. şey olmayacak ama... ya genel olarak performansta arayüzde bir sıkıntı yok. Güzel çalışıyor. Oyunlarında bundan matematiksel değerlerden bahsediyoruz. Oyunlarda da iyi bir şekilde çalışıyor ama hani 2K çözünürlüğünü kullanan oyunlarda grafik işlemci gerçekten çok iyi bir grafik işlemci değil. 2K Helio X10'un harcı değil. Tabii değil. Yani bundan sonra çıkabilecek oyunlarda problem yaşayabilirsiniz. Şimdi çok bir sıkıntı yok. Ama hani bundan sonraki 2K destekleyecek oyunlarda, kaplamaları 2K'yı destekleyecek oyunlarda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Benim ya zaten performans testlerinde iyi değil. Normal kullanımda bir sıkıntı yaşatmıyor ama oyunlarda da çok çok iyi değil. 3000 liraya da yakışmayan bir donanımla geldiğini düşünüyorum. O biraz üzücü. Benim burada performansa deneyim açısından vereceğim puanım 7.5-8'dir. Aynen. Ama baktığında bu işlemcinin olmaması gerektiği için 6.5'a kadar inebilirim ama hani deneyimde bir sıkıntı olmadı. Arayüzden kurtardığı için hani ideali 7.5 gibi düşünüyorum. Ya ben hani fiyatına oranla 6 ama deneyim gerçekten 8'i size veriyor. O yüzden 7-7.5 mantıklı bir tercih. Çünkü hani günlük kullanımı hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Yağ gibi kayan bir performans. Aynen öyle. O zaman neye puan veriyoruz? O da garip bir şey. Yani biz Android tabii. tarafında da böyle bir donanımcı, eskiden böyle PC Mark, 3D Mark testlerinde puan kasan donanımcılar var. Şu ekran kartı çıkarıp şunu şey yapayım, bir rekor kıracağım falan. Ona döndü biraz. Hani günlük iyi çalışıyorsa iyi çalışıyor. Ama bu kafayla telefon alıyorsan 3000 liraya da çok gerek yok. Aynen öyle. Yani rakamlara takılmayalım da yani yine de bu fiyatla çıkmamalı yok. Aynen öyle. Gelelim en önemli kriterlerden biri olan kameraya. HTC One M9 Plus'ta iddialı kamera özellikleri var. Ama bunlar biraz kağıt üzerinde kalıyor. Gerçekten maalesef, ben bu telefonu kullandığımda bir boğaz turuna çıkmıştım. Boğaz turunda çok üzüldüm. Çok düzgün fotoğraflar çekemedim maalesef. Ön kamerasını çok sevdim. Ama ana kamerasını bir o kadar da sevmedim. Yani dual kameranın çok bir işe yaradığını düşünmüyorum. Ya derinlik algısı kattığını söylüyor bize HTC. Hatta biliyorsun bazı modu var. Seni ön plana çıkartıyor, arkayı işte çizgilerle yapıyor. Evet katıyor hakikaten. Katıyor. Bence katıyor. Ama katıyor. Yani hani dünyada ne yeni bir şey katmıyor. Yani. Bence yok yani. Yani şunu söyleyeyim. Ben arka kamerasından pek memnun değilim. Ya dual kamera sen hobi için yine koy. Dual kamera olsun. Koy. Ama kullanılan ana kamera HTC One M9'da da iyi değildi. M9 Plus'ta da iyi değil. Yani çektiği fotoğraflar grenli oluyor. Böyle beyazı beyaz değil, siyahı siyah değil. Netlemesinde büyük bir sıkıntı var. Böyle sürekli şey yapman lazım. Yani HTC'nin eskiden kameraları çok güzel fotoğraflar çekiyordu. Evet. Beğeniyordun. Ama şimdi
Ben hani M9'da yani o gözümle gördüğü şeyi birebir çeksin demiyorum ama hiç olmazsa hani bir 3000 liralık telefon rakipleri yani. Bir Galaxy S6, iPhone 6, LG G4 gibi çekebilir. G4 zaten çok aşırı bir şeyde kalıyor. Yani şu anda Sony Xperia Z3 Plus'ın da ana kamerasını beğenmiyorum. Z3'ün de ana kamerasını beğenmiyorum. Bu M9, M9 Plus'ın da ana kamerasını beğenmiyorum. Yani ana kamera tarafında LG G4 bence aldı götürdü. Üst, en üstte. Samsung Galaxy Note 5, S6, S6 ailesiyle beraber o da LG'ye çok yakınlar. İkisi aldı götürdü baş başa gidiyorlar. Yani, daha sonra Apple bir şekilde güzel tabii fotoğraflar çekiyor. Daha sonra Sony ile HTC de böyle o aralıkları. Yani amiral gemisinin doldurucu. 3000 liralık bir telefonun böyle bir kamera performansı olmaması lazım. Evet. Hatta baktığınızda Meizu MX4 bence ana kamera da daha iyi. Kesinlikle daha iyi. Daha ben hani bunu kullanırken bir sürede Galaxy J7 kullandım. Hani 1100 liralık bir telefon. Onun bir ana kamerasından neredeyse daha memnun kaldım. Çünkü çok daha hızlı netliyordu. Daha güzel fotoğraflar çekebiliyordunuz. Evet, yani 20 küsür megapiksele tutulmamak gerekiyor. Aynen, burada tamamen, Toshiba'nın kullanılan sensörü çok iyi değil. Yani gerçekten hani burada kötü konuşmak için konuşmuyoruz. Tüm dünya tarafındaki yapılan testlerde yani bundan çıkıyor. Sony özellikle beni çok şaşırttı. Hani sen sensör üreticisi. Sen herkese satansın zaten. Yani niye senden var bir sıkıntı var ama hani üst seviyelerde Z5'i görmedik. Yani Hakkı Bey gördü. Z5'in çektiği fotoğraflar iyi diyorlar ama hani Z3 Plus, Z3 ve HTC One M9 ailesi bu senenin kötü kameralarına sahip amiral gemileri arasında yer aldı. Benim buradaki puanım 10 üzerinden 3000 lirayı da gözünün önünde alarak 6. Benim de 6.5 olacak. O da ön kamerası. Çünkü gerçekten iyi bir ön kamerası fazla var. Fazla iyi çekiyor. Evet. Gerek. Ama orada da hani yine bir LG G4 falan yine iyi. Değil. Yani tabii ya. Yani onların bir altına kalıyor ama ön kamera hani sınıfını yakalayan bir ön kamerası var. Yazılım ve güncellemeye gelelim. HTC bu konuda kendi çapında güncellemeleri veren. Veriyor. Android M'de Marshmallow'u da vereceğini söyledi zaten. Hani bu sürekli konuda iyiler. Sürekli hem dahil uygulamalarına geliyor, update'ler, her şey geliyor. Yani başarılı bir firma bu konuda. Evet. Ben HTC'ye bu konuda 10 üzerinden 8 veririm. Ama tabii Android içinde 10 üzerinden 8 veririm. Yoksa bir Android telefona güncelleme için 10 üzerinden 5'ten fazla puan verilmez. Maalesef. Yani Nexus değilse verilmez. Ama mesela sensör yüzünden de o da çok rahat çalışan bir arayüz. O yüzden 8-8.5 verilebilir bu. Android cihazlar içinde. Evet tabii ki onları kıyasla. Pile gelelim. Evet arkadaşlar, bir diğer önemli kriterimiz pille. UKT videomuzu devam ettiriyoruz. 2840 mAh'lik bir bataryası var. Bu da cihazın olumsuz taraflarından biri. Çünkü 2K ekran, 5.2 inç büyüklük, IPS tabanlı bir ekran. 2840 mAh. Hani bir günü ucu ucuna kurtarıyor diyebilirim. Eğer yoğun kullanıyorsanız akşam eve gittiğinizde mutlaka şarja takmanız gerekiyor. Ya burada ne överim ne yererim. Yani tabii Samsung Galaxy S6, HTC One M9, M9 Plus bunların hepsinin batarya ömrü benzer. LG G4'ün de öyle. Yani 3000 mAh batarya koysan da 2K ekran olduğum bir telefonda hemen zınk diye o şarj gidiyor. Yoğun kullanımda gidiyor. Ki G Flex 2'de de gördük. 2K ekran olmayınca bile olabiliyor. Hem bu 8 çekirdekli işlemcilerin kendi kendine bile fazla güç tüketmeleri hem de ekran panelleri açık olduğu durumda fazla güç tüketmeleri telefonları bu noktaya getiriyor. Burada 3000 mAh bir telefon için iyi bir değer. Ama kullanılan donanımın biraz daha insaflı olması gerekiyor. O yüzden artık güç tüketimi konusunda amiral gemisi değil de orta üst segment daha mesela iyi. Mesela A8 batarya konusunda muhteşem. İyiydi. Bir de 5.9 mm'lik bir C4 çok iyiydi. C4 de aynen M4 Aqua da güzel. Yani baktığı zaman amiral gemisi değil de amiral gemisinin bir tık altı telefonlar ya da iki tık altı telefonlar artık pil performansı. 1000 ila 2000 arasındaki telefonlar. Ya özellikle Full HD ya da HD ekran telefonlar çok başarılı bir pil ömrü sunuyorlar. Mesela Vodafone Smart 6'nın da çok iyi operatör telefonu. 3000 mAh batarya var. Tabii. Yani bayağı götürüyorsun. Bayağı başarılı bir pil performans sunuyor. Bu telefona ne diyeceksin? İşte bu telefon dediğim gibi pil performansından hani çok aşırı iyi bir pil performansı var diyemem ne de çok kötü bir pil performansı var diye. Çok da hızlı şarj olmuyor. O evet, ayrı bir konu. İşte burada aslında Qualcomm işlemci kullanmamasının dezavantajını görüyoruz. Yani tamam bir telefon, tüm telefonlar şarjı bir şekilde bitiyor ama hızlı şarj var. Ben C4'te de bunu da çok dert yandım. Yani telefon bekliyorsun şarj olacak diye. Yani delireceksin ya. Hani kafayı sıyıracaksın. Yani hani bu telefonun şarj olması için bekliyorsun. Hani
Eve geldin, bir yarım saat sohbet edeceksin, hemen bir priz aradın, evet, bir şarj... Olmuyor yani. Tam oturacaksın, yarım saat telefonu bir şarj edeceksin ama olmuyor. Yani hani MediaTek'in bu işe bir çözüm bulması lazım. Yani kendi Quick, hani hızlı şarjını artık bu teknolojiyi oturtmalı. Üst düzey, en azından üst düzey işlemcilerinde bunu kullanmalı. Ya Qualcomm'da o bayağı bir oturdu. Çok, güzel, iyi, hızlı, çok iyi çalışıyor. Exynos'ta da Samsung'da yaptı bir şekilde. Yani bu tam işlemcilik de bir olay değil. Bir devreyle de onu yapan, hani illa yani işlemciye gerek yok ama... Çok zor olmamalı ama... Yani hızlı da şarj olmuyor. Pil ömrü de ekstrem değil. Yani rakiplerine baktığım zaman... Öyle bir avantajı var. Rakiplere de çok yüksek yani, bir performans bir şey vermiyor. Yok. O yüzden yerin dibine sokulacak bir durum yok ama... Yedimsi bir performans hiç var. Hiç olmazsa hızlı şarj olsaydı diyorum. Evet, ve hani hakkı gerçekten yedimsi. Evet. Yedi buçuk. Hatta 6.5 desen de niye 6.5 verdin demez kimse ama... Ortada buluşalım. Yedi diyelim ben. Böyle pil durumu da bu şekilde. Aksesuara geçelim. Aksesuar eşlisinin kendi aksesuarları var. Dot Viewer falan. Var evet. Bu model ama gidip arayıp bulman lazım. Çok maalesef satılan bir telefon olmadığı için aksesuarı da kötü olacak tabii ki. Buna bir puan verirsek bu telefonu iyice doğramış oluruz. Ona da gerek yok. O yüzden hiç ikinci el de vermemize gerek yok. Çünkü çok az bulunan, zaten çok kullanılmayan bir telefon olduğu için ikinci el pazarı, bir de HTC çok da... Hani kısaca özetlemek gerekirse sen bu telefonu ne diyorsun? Ben bu telefonu hani kullanılabilir, yani bedava sana hediye olarak verdik, kullandık, kullanıyorsun. Günlük hayatınızda siz sıkıntıya sokmadan kullanabilirsin ama 3000 lira verinip alınabilecek bir telefon mu şahsen? Ya 3000 lira eşittir HTC One M9 Plus mıdır sorusu. Ben HTC'yi seviyorum, HTC alacağım diyorsanız HTC One M9'u almak daha mantıklı diye düşünüyorum. Çünkü evet, parmak izi okuyucusu yok. Tamam, olmuyor. Gerçi evet çok iyi çalışıyor, ondan hiç bahsetmedik ama. O güzel çalışıyor ama tamam. Kamerasının kesinlikle bir farkını hissetmiyorsunuz. Evet, aynı derecede. 2K ekran olmasa da olur. Sadece 0.2 inç ekran büyüdükçe hani zaten piksel farkını falan çok anlamıyorsun. Snapdragon 810 kesinlikle Helio X10'dan iyi bir işlemci. En azından bize bir sunduğu avantajlar var. Batarya performansında bir farkı yok. Evet, yani o yüzden aradaki fiyat farkını vermeye gerek yok. Bir şekilde daha uygun bir fiyata HTC One M9. Hatta HTC One M9 değil mi? M8 alsanız da çok da büyük kaybınız olmaz. M8 şu an fiyat performans cihazı oldu. Evet. Kesinlikle 1500-1600'e düştü. Çok çok iyi. Çok iyi. Yani arada ne fark var dersen zaten biz karşılaştırma videosu da yaptık M8 ile M9 arasında. Evet arkadaşlar, durumlar bu şekilde. Kısacası düşüncelerimizi anlattık. HTC One M9 Plus ile ilgili deneyimlerimiz bu şekilde. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.